Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 5 Ocak 2023 günlerden Perşembe ve an itibariyle saat 00.25 bu bölüm kaydını yeni günün ilk saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu bölümde disiplinli olmak üzerine konuşacağız. Ee, Sadece disiplinli olan insanlar e, özgürdür. Hayatta e, sadece disiplini olanlar özgürdür. Disiplininiz yoksa duygularınızın ve tutkularınızın kölesi olursunuz diyor. E, Kenyalı maratoncu Elliot Kepcha. Kendisi 84 doğumlu ve Kenyalı bir e, uzun mesafe koşucusu. 2016'yı olimpiyatlarında maraton yarışını kazanıyor ve 2018 Berlin Maratonu'nda dünya rekorunu kırıyor. 2 saat 01 dakika 39 saniye ile ki bu bir önceki dünya rekorundan 1 dakika 18 saniye daha hızlı. 1967'den bu yana maraton dünyasında yaşanan en büyük gelişme olarak kabul ediliyor. Bu tür uzun koşularda hani dakikayı geçin saniyeler bile... ...çok mühimdir, önemlidir. O yüzden 1 dakika 18 saniye gibi bir süre azalması çok önemli bir gelişme. Keza kendisi 2019 yılında Viyana'da özel bir parkurda gerçekleştirdiği maraton koşusunu... ...1 saat 59 dakika 40 saniye ile tamamlıyor ki bu çok çok mühim bir gelişme. İlk kez, dünya tarihinde ilk kez bir maraton koşusu 2 saatin altına inmiş oldu... İşte bu maratoncu diyor ki hayatta sadece disiplinli olanlar özgürdür. disiplininiz yoksa duygularınızın ve tutkularınızın kölesi olursunuz diyor. Ee, en iyi bildiğim şey kendi hayat hikayem olduğu için e, arkama dönüp baktığımda, hayatımın en e, tırnak içerisinde başarılı, mutlu, huzurlu, e, hem iş hayatımda, hem e, özel hayatımda, ee, zannediyorum düzenli olarak spor yaptığım zamanlarda. Bu düzenli e, kelimesi bence işin e, sihiri. Yani bir şeyi düzenli olarak yaparsanız bunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ee, gün sonunda az da olsa yaptığınız şey size çok şey katacaktır. Ee, dolayısıyla disiplinli olmak hele de bu disiplini böyle biraz da insan fıtratına uygun olan... E, işte spor gibi insanı harekete geçiren dopamin salgılanmasına neden olan bir faaliyetle sürdürebilmek bence çok kıymetli. Ee, Yıl başında bir karar aldım ve bu karar doğrultusunda da aslında bir ee, nasıl diyeyim e, sosyal medya hesaplarımdan bir e, challenge başlattım kendimce işte e, her gün 5 kilometre koşacağım şeklinde ve bunu paylaşırken de işte 1-365 2-365 ikinci gün üçüncü gün 3-365 şeklinde devam ediyor. Bugün dördüncü koşumu tamamladım. Ee, ve şu an bir kesinti yok. Muhakkak yıl içerisinde kesintiler olacak. yapam Yani koşamadığım zamanlar muhakkak olacak ama e, bir meydan okuması gerçekleştirdim. E, bu meydan okuma gerçekten insanı motive ediyor. E, çünkü bir şey istikrarlı bir şekilde yapabilmek bence çok kıymetli ve bence çok da havalı. Ben 2013 ya da 2014 yıllarında çok kilo aldığım için ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir gün üniversitede ofisimde çalışırken bir anda belim tutuldu ve işte okulun medikosuna gittiğimde doktor şunu söyledi bana yani bu kiloyla bu bel iyi bile dayanmış dedi ve e, hayatımda ilk kez e, kilomdan dolayı e, bir m, özgürlüğüm kısıtlandı. İki gün e, yatakta yattım ve ancak kendime gelebildim e, ve o gün bir karar verdim. Dedim ki ben her gün koşacağım e, çünkü boğazımdan maalesef kesebilen biri değilim. E, ancak bu da çok mühim yani sadece spor yapmak e, yetmiyor e, hayat tarzınızı, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz de gerekiyor. Ama spor özeline dönecek olursak e, o karardan sonra e, böyle haftada belki hani haftanın 7 günü olmasa da 6 günü ya da 5 günü her gün 5 kilometre koştum ki o dönem ev arkadaşım, kadim dostum Oğuzhan'la birlikte e, Çapa tarafında oturuyorduk. E, İstanbul'u bilenler bilir. E, Vatan Caddesi üzerinde Aksaray'a kadar koşup tekrar e, Çapa'ya geri dönüyordum o cadde üzerinde. Hatta oradaki esnaf artık alışmıştı bana. işte bugün geç kaldın, e, dün gelmedin gibi. E, çünkü o caddede koşan o saatteyle bir de saat 10-11 civarı koşardım akşamları. Tek ben vardım. Çünkü maalesef İstanbul'da böyle rahat spor yapabileceğiniz alanlar yok. Ama şuna geleceğim. E, o dönemi... ...hatırladığım zaman ömrümün en verimli, en mutlu, en huzurlu zamanlarıydı. Yani bir işi disiplinli yapmak insanı özgür kılıyor ve bu özgürlük size mutluluk getiriyor. Mutluluk da size birçok alanda başarı, istikrar ve huzur olarak geri dönüyor. O yüzden insanın disiplinli olması, her an ne istediğini bilmesi ve bir akış içerisinde olması bence çok kıymetli ve bunu bu disiplin noktasındaki olayı spor çok iyi bir şekilde insana katıyor çünkü insanın fıtratında hani ta av, insanlık tarihine gidelim o avcı toplayıcı kültürde e, atalarımız sürekli olarak av peşinde koşmuşlar yani hiçbir oturmamış yerinde hatta bu Homo sapiens işte Homo Deus kitaplarının yazarı e, tarihçi Harari'nin bir anekdodu var. Diyor ki tarım devrimi diyor insanlığa atılmış en büyük kazıktır diyor. Yani bizim fıtratımızda diyor işte bir tarlaya ekip beklemek yok diyor. Yani sürekli av peşinde koşacağız, yeni yerler keşfedeceğiz ve bir akış içinde olacağız diyor. Böyle bakarsak da aslında bizim fıtratımızda hareket etmek var. Ama maalesef işte bu 21. yüzyılda hele bir de böyle masa başında çalışıyorsanız bu sizi hem işte kilo almanıza, sağlığınızı kaybetmenize hem fizyolojik hem de ruhsal sağlığınızı ciddi anlamda etkiliyor. Bu anlamda ben sporun insan hayatına ciddi bir kaldıraç etkisi yarattığını bizzat şahit olmuş, deneyimlemiş biri olarak 2023 yılında yeniden düzenli olarak spora başladım. Ve bu kararımı da bir meydan okuması olması için e, sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Aslında bu benim için e, de bir motivasyon oluyor. Yani o gün koşmazsam, e, ya bak koşmadı, e, bu işte zinciri kırdı veya istikrarlı davranmadı gibi e, düşünülmek de istemiyorum ve bu beni kamçılıyor. E, ve yorgun dahi olsam ki hafta içi çok gittiği e, bir mesaim var. Yani işte sabah 5.30-6 e, gibi uyanıyoruz. 7 gibi evden çıkıyoruz. Önce annemizi Üsküdar'da okula bırakıyoruz. Oradan Uraz'ı kreşine bırakıyorum. Oradan üniversiteye geçiyorum ve akşam hepsini tekrar alıp eve dönüyorum ki İstanbul trafiğini bilenler bilir. Yani e, işten daha çok yoruyor şu an beni. Ama buna rağmen e, eve gelip işte evdeki işleri bitirip e, bir sükunet, bir Zaman kazandığımda hemen spor salonuna gidip bir 5 kilometre koşuyorum. İnanın koşup geldiğimde çok daha dinlenmiş oluyorum. Ve bu koşma yani spor yapma işte 30 dakika gibi bir sürede koşuyorum şu an için 5 kilometreyi. Bu 30 dakika aslında bana kalan bir özel bir zaman oluyor. Bu zaman içerisinde bir... Yarın yapacağım işleri planlıyorum veya o an çözemediğim, kafama takılan bir konuyu düşünüyorum. Ve emin olun hani oturarak bunu düşünsen muhtemelen çözemeyeceğim birçok problemi spor yaparken çözüyorum. Çünkü insanın kan dolaşımı hızlanıyor, beyne daha çok kan gidiyor ve daha yaratıcı çözümler bulabiliyorsunuz. O açıdan spor her anlamda insan için çok kıymetli ve çok ...katalizör etkisi yaratan, insanın hayatında bir kaldıraç etkisi yaratan bir faktör. Spor yapmak, disiplinli olmak bence gerçekten insanı özgür kılıyor, disiplinli kılıyor. Fırsat, bir şekilde fırsat yaratıp hepinizin spor yapmasını, spora başlamasını dilerim. Bu challenge'ımı takip etmek isteyenler de sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir... Keza yılın daha başındayız, siz de böyle bir challenge, böyle bir meydan okuması yaparak e, hayatınıza sporu katabilirsiniz. Emin olun e, çok iyi bir antidepresan olduğunu, e, spor yapıp evinize gelip, duş olup e, yatağınıza girdiğinizde pamuk gibi uyuduğunuzu fark edeceksiniz. Öyle, bu bölümde de... <laughs> Kenyalı maratoncudan girip işte spor yapmaktan disiplinli olmaktan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.